Evet arkadaşlarım, cümleten merhaba. Hepinize iyi günler diyorum. Hayırlı, bol, bereketli kazançlarınız olsun. Neler oldu? İlginç şeyler oldu arkadaşlar. 10 gün önce bir arkadaşı 166 tane Ethereum bloğu buldu. Solo madencilik yapıyordu 2 GHz hızla. 166 tane. O günkü fiyatlardan 500 bin dolar, bugünkü fiyatlardan 433 bin dolar tek atışla buldu arkadaş. Tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Bugünkü videomuzda neler var arkadaşlar? Birçok şeye bakacağız madencilikle ilgili. Elektrik maliyetini düşürmek için ne yaptım? Rig ekledim. Hash rate'imi artırdım. 6 GHz hash üretmeye başladık artık. Diğer taraftan baktığımız zaman, saygıdeğer arkadaşlarım, elektrik maliyetinin dünkü videoda nasıl hesaplanacağını vesaire bahsetmiştik. Bununla ilgili de yine küçük bir parantez açacağız. Aynı zamanda güneş enerji sistemlerinden bahsettik. Birkaç arkadaş bu konuda tecrübeli, yorumlarda belirttiler. Onları da anlatacağım. Aynı zamanda da 166 tane blok bulan arkadaşın cüzdanına bir inceleme yapacağız. Solo madencilikte Ethereum Classic kazıyorduk. Bunları soruyordunuz. Bunları değiştirdik. O yarınki videonun konusu. Bunlarla ilgili konuşmalar yapacağız arkadaşlar. Şimdilik videoyu durduruyorum. Birazdan birlikteyiz. Evet arkadaşlar, cümleten merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Videomuza devam edelim birlikte. Şimdi nelerden bahsedeceğimizi söylemiştik az evvel. Güneş enerji panellerinden bahsetmiştik arkadaşlar. Bununla ilgili birkaç arkadaş videonun altına yorumlar yaptılar ve bir arkadaşım da iletişim numarası bıraktı. İsterseniz onunla irtibata geçebilirsiniz. Ben irtibata geçmedim ama yazdığı yorumlardan baktığım kadarıyla bu işte bilgili bir arkadaş. Onunla irtibata geçip daha detaylı, daha profesyonel yardım alabilirsiniz. Biz sadece duyduklarımızı ve kısmen bildiklerimizi anlattık. Hani bana göre güneş enerji paneli sistemi kurmak mantıksızdı benim açımdan baktığım zaman. Ama o arkadaşın bahsettiği konularda da haklı olduğunu düşünüyorum. Değerlendirebilecek arkadaşlar varsa o arkadaşla irtibata geçebilirler. Invertör kartlardan bahsetti, orada ayarlar yapılabileceğinden bahsetti vesaire. Birçok şeyden bahsetti. Bunu inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer bir konumuz. Neler söylemiştik? Enerji maliyetini düşürmek için ne yapmak lazım dedik ve biz rig'e eklemeye karar verdik. Rig'e ekleyerek enerji maliyetimizi düşüreceğimizi düşündük ve hash rate'imizi artırdık. Bu arada dün bir şey gözüme çarptı. Biraz kazım zorluğu düştü arkadaşlar. Ethereum havuzlarda. Bunu birlikte bir bakalım. 12,9 P'lere falan çıkmıştı bir dönem. Şu anda ise hep birlikte canlı olarak, yani video çekilirken birlikte inceleyelim. Kaça kadar düşmüş? Bakın işte kazım zorluğu. Evet, dün 12,74, 12,87 falanken şuradayken görmüştüm ben. Hatta 11,9'u falan da görmüştüm. Bakalım, evet 11,97 görüyorsunuz şurada. Burayı görmüştüm ben. Ama sonrasında yeniden atağa kalkmış, 12,72 P'ye gelmiş default pool. Bu ağa ne kadar çok makine girerse, biliyorsunuz, ağdaki kazım zorluğu artırıyor. Hash rate yükseldiği sürece zorluk de hash rate ile birlikte artıyor. Hash rate düştüğü zaman da kazım zorluğu da doğrusal olarak düşüyor. Dün bir miktar düşmüştü. Aslında iyi bir miktardı. Yani bir anda şu güç 11,99'a kadar gelmişti. Ama bugün bakıyorum 12,72 şu anda. Bundan 3 saat kadar önce de 12,36'ymış. Yani kazım zorlukları bizim kazancımız açısından önemli. Ve bu kazım zorluğu da ağdaki fiyat durumu ve ağda bulunan toplam güç hash rate oranıyla doğrusal olarak orantılı. Diğer bir konu, 166 tane blok bulunduğundan bahsettik arkadaşlar. 166 tane blok efsane bir
Kazım. Yani efsane bir vuruş. Altın vuruş mu diyelim artık, ne diyelim bilmiyorum. Bu cüzdanı hep birlikte inceleyelim bakalım. Ne yapmış? Nasıl olmuş? Ethereum Solo havuzu. Adresi yapıştırdık arkadaşlar. 3,35 GHz'e çıkarmış. Ben bu kişinin fark ettiğimde küçük bir videoyla yayınlamıştı bunu. 2,05 GHz'di hızı. Burada görüyorsunuz 168 tane Ethereum'u bir anda buldu bu arkadaş. Bakın şurada zaten görebilirsiniz. Son 30 günde bulunan bloklar. Ödemelere bakalım hep birlikte. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar 168 tane Ethereum. Birinci ayın 17'sinde 6.41'de adam altın vuruşu gerçekleştirdi. Şuradan da inceleyelim. Kaç tane rig olmuş toplamda? Evet. 10 tane rig yapmış. Demek ki aldığı Ethereum'la, şurada görüyorsunuz son 30 günde bulunan blok toplamda da zaten şurada gördüğünüz gibi 168,08. Burada tabii 168,09 diyor ama bu şey değil, önemli değil. Bu altın bir vuruş. Yani adam kazmış kazmış, ne kadar süre kazdığını bilmiyoruz ama 168 blok inanılmaz bir rakam. Yani şu anda Ederine kadar 433.115. Ben bunu gördüğümde 500 küsür bin dolardı. Bugünkü kurla bu hale gelmiş. Ödemesini inceleyelim. Bakalım ne yapmış. Evet. Aktarmayı gerçekleştirmiş. 9 ay, 9 gün, 10 saat önce. 2000 Ars'ın solo havuzundan gelmiş ödeme. Ve buraya yansıtılmış. Çok efsane bir rakam. Yani keşke benim olsa diyorlar ya, işte öyle bir şey. Ya bunu denemek lazım mı? Yani Ethereum Classic'te kazdık. İşte şu anda başka bir yere çevirdim o rigleri. Onu da yarınki videoda bahsedeceğim ama yani 168 binde çok deli ya. Çok deli bir rakam yani. Şu anda cüzdanında da 149'u duruyor. Muhtemelen kalan, yani 19 taneyi çekmiş. Ve bu çektiği 19 taneyi de zannedersem, bakın 11 eter çekmiş, 4,5 eter çekmiş, 3,5 çekmiş. 168 tane giriş olmuş. Bakın görüyorsunuz. 9 gün önce. Ardından 3,5 bir çekmiş, 4,5 bir çekmiş, 11'de bir çekmiş. Zannedersem hızını artırdığına göre bu adam, hash rate'ini artırdığına göre, burada şuradan da bir şey anlayabilir miyiz acaba? Evet arkadaşlar. Bu adam en son 43 gün önce, pardon bir dakika şöyle alalım. Şurada en son yine bakalım. Evet, 34 gün önce bu havuz kazımı yapıyormuş. Biriktirmiş, biriktirmiş, biriktirmiş arkadaşımız. Şurada 3 Ethereum çekmiş. Bundan sonra 2 gün daha havuz kazımı yapmış. Şurada riglerini, yani 23 gün önce tarih olarak da ney bakalım. Birinci ayın 3'ünde arkadaşlar bu adam riglerini solaya çevirmiş. Solo madenciliğe başlamış. Ve solo madenciliğe başladıktan sonra da ayın 17'sinde, yani 14 gün sonra 168 tane Ethereum'un bulunduğu bir bloğu bulmuş, çıkartmış. Yani ne denebilir? İnanılmaz rakam. Harika bir rakam. Tebrik edelim. Yani büyük bir şans. Belki yani Ethereum başladığından bu tarafa diyemeyiz tabii de, son dönemde bulunan herhalde en iyi solo kazım, en iyi blok. Çok iyi bir rakam ya. Yani inanılmaz bir rakam. Şurada iki miner'ın çıkışları gözüküyor.
İnanılmaz bir rakam ya. 168 tane Ethereum'un bir blokta olması mükemmel bir iş. Peki ayın 17'sinde Ethereum ne kadarmış? Ona bir bak, yani ne kadarlık bir işlem hacmi yapmış? Ona bir bakalım isterseniz. Bakalım 1. ayın 17'si. Şöyle alacağım grafiği. Evet, şurada. Şu gün normal bir Ethereum günü. Yani normal, hatta hacmin az olduğu bir günde 168 tane blok Ethereum bir blokta çıktı. Ve bu da Solo'ya rast geldi. Bu bloğu bulan arkadaş Solo kazım yapıyordu. Ve aldı gitti. Hayırlı olsun. Mükemmel bir kazanç. Tebrik ediyorum arkadaşı. Muhtemelen cüzdanı da eski bir cüzdan. Şöyle baktığım zaman eski bir cüzdan gibi görüyor. Bundan sonra Solo kazıma devam ediyor. 3,5 GHz'e çıkartmış ve %16 olmuş bireysel şansı. Bakalım, umarım daha çok kazancı olur. Daha iyi kazançlar elde eder. İyi bir rakam. İyi bir rakam. Harika bir rakam. Yani süper bir kazanç. Tebrik ederim arkadaş. Yani ne denilebilir? Hiçbir şey denilemez. Normalde bir bloktan minimum 2,15 Ethereum çıkıyor biliyorsunuz. Ama 166 Ethereum. Tebrik etmek lazım. Yarınki videomuzun konusu Ethereum Classic'teki riglerimiz ne oldu? Bunu nereye aktardık? Yeni kazım, solo kazım noktamız neresi oldu? Ondan sonraki gün videomuzda da solo kazım yaparken nelere dikkat etmek lazım? Ne şekilde solo kazım yapılabilir? Ve bunun da ayarlamalarını göstereceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı, bol, bereketli kazançlarınız olsun. Bay bay.